Evet, folluklardan yumurta toplama videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yine harikalar diyarında güzel bir yumurta toplama videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Yeter ki siz yumurta topla deyin, biz toplarız. Önce ne yapıyoruz? Bela bir Miço'nun kafesine doğru bir göz gezdiriyoruz. Bunu yapmazsanız çok ayıp edersiniz arkadaşlar. Kafesine doğru küçük bir göz gezdirdik mi? Gezdirdik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki güzel bir kutu bulacağız. Bu arada ahali yine toplamış burada, karnını doyurur. Ben bir tane kap bulup yumurta toplamaya başlayacağım. Şu kabı düşünüyorum bugün kullanmayı. Ya çok da güzel değil. Ama niye olmasın arkadaşlar? Bu kabı kullanalım. Sonrasında bakarız. Ya da bizim yine kırmızı kabı da kullanabiliriz. Daha açık. Bunda biraz zor sayabilirsiniz yumurtaları. Ama bunda daha kolay sayarsınız yumurtalar diye düşünüyorum. Normalde yem kabımız. Bununla topluyorum. Hadi bakalım. Bismillah dedik, içeri doğru girdik. Maşallah, subhanallah. Evet, balkoncular burada. Balkoncular bizi karşılıyor. Balkoncular. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ha? Koca kümeste yeni balkonlar mı bulursunuz kendinize? Tabi buranın balkonunun görüntüleri daha iyi. Ha? Aslanlarım benim, maşallah subhanallah. Brakerler biliyorsunuz uzun zaman oldu sürüye karıştıralı. Kümesimi çok güzel tatlı hayvanları olmayı başardılar. Bismillah, sağ baştan başlıyoruz. Arkadaşlar ilk folluğumuzdan yumurtaları alıyoruz. Gördünüz burada. Sen bak bağırırsan, bak ben ne buraya video çekmeyeceksin, bir tane tayo burada cıkıldır. Bak 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 bak, bak sana tek hamlede yakalar atarım. Yumurta mı yumurta yazsın? Şimdi değil sonra. Haydi. Haydi. Çıt çıt. Toplamaya devam. Bak sessiz ol. Bu folluklarda yumurtalar yok. Vallahi gerçek söyleyeyim. Uzun zamandır buraya daha yumurta salmıyorlar. Bulamıyorum. Ha bakın, ya buraya salırlar ya içeriye salırlar. Neyse oraya salmıyorlar. Herhalde ki çok gün yüzünde diye mi artık, çözemedim. Ama salmıyorlar maalesef, olsun. Can sağ olsun. Bir buraya, bir de dışarıda yerimiz var. Oraya salıyorlar. Burada yumurta var mı? Var. Kaç tane çıkacak oradan? Burası tamamen sürpriz benim için her zaman. Şöyle iki tane de oradan aldık. Neyse bizim Süper Naci'ye salmıyor bu arada. Mavi yumurta yok. Dikkatimi çekti folluklarda. Tamam çıkarım. Hadi bismillah. Dikkatimi çekti. Mavi yumurta yok arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama. Şimdi bu taraftaki folluklara bakacağız. Burada, burada, burada var. Aa bakın, hep buraya böyle bırakmışlar, salmışlar maşallah. Şurada iki tane gördük. Şu folluk sistemim çok güzel bu arada. Alttan hatta çekmeceli, şöyle bakarsınız. Yapmıştık zamanında eldeki malzemelerle. Acemilik zamanlarımız bayağı güzel olmuştu. Heh. Aa orada bir tane de yumurta kırılmış. Bu da suçlunun izleri. De orada yumurta yok. Hop hop ahali. Ne oldu size ahali? Ha? Hayırdır? Yumurta yeme yoksa siz mi yiyirsiniz? Ha? Yoksa siz mi yiyirsiniz yumurtaları? Ha? Bak 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 bak. Belki de yumurtaları bunlar yiyor arkadaşlar. Aa, sizi yedi suçlular sizi. Bana bakın. Maşallah. Böyle bir şey yapıyor da, böyle bir nasıl diyeyim ki, yokluyor da arkadaşlar. Böyle ben varmışam da şey yapırlar gibi geldi. Yemirler. Neyse bir sonraki videomda yumurta yiyen tavuklarınızı nasıl bulursunuz, onları sizlerle de paylaşacağım. Çok şaşıracaksınız. Teknik muhteşem olacak çünkü. Hayvanları bir deneme yapacağız. Yani deneme yanılma yöntemiyle bulacağız. Şimdi yumurta. Yumurta. Yakışıklı yumurtalar nerede? Bir de şeyin tepesine yumurtluyorlar biliyorsunuz. Oraya bakacağım. Orada vardır zaten. Genelde alıyoruz oradan. Şuraya bırakayım önce. Yoksa yumurtalar elden gidecek. Kabı buraya alalım. Su burada. Şu tepede oluyor ya. Orada vardır.
Var mı? Yani hiç yanılmadık. Var, ben gördüm. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Dayı hiç yanılmazdı. Burada her zaman olur. Buraya genelde şu işte dedim balkoncular çıkıyor. Bu arada içeride iki tane var. Yazın bakalım. Birkaç ay içerisinde zaten yumurta toplamama videosu da çekeceğim sizlerle. Şimdilik topluyorum, kusura bakmayın. Zaten yumurta verimimiz şu an normal. Yani mevsim değişi sebebiyle. Allah'tan bizim özel tariflerimiz var. İşte o tarifleri uygulayarak bir şekilde biraz destek oluyoruz yumurta verimine. Ancak hiçbir zaman doğal dengeyi ya doğal sürece her zaman müdahale edemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir zaman müdahale edemezsiniz. Doğal bir süreç her zaman doğal bir şekilde devam eder. Siz sadece burada takviyeler vererek ya hızlandırırsınız ya yavaşlatırsınız. Biz ne yapıyoruz? Takviyeler vererek hızlandırıyoruz. Süreci çok hızlı hızlı alalım. Şimdi bu kadar yumurtalar aldık buradan. Muhtemelen şu kafese bakacağız çünkü orada vardır. Burası sürekli açık. Mesela bak porselen ligonin şu an o tarafa doğru gitti. Toplu bu tarafa doğru geldi. Bunları görmek bizleri mutlu ediyor. O yüzden biz içeri girelim. Bakalım ki orada yumurta var mı? Tavuklar oraya gidirse yumurta da vardır arkadaşlar. Ay bol. Hadi bismillah. Şuraya bir bakalım. Ay maşallah bak bak. Ay no. İki tane koca koca yumurta var. Porselen ligonin yumurtası oldu belli. Büyük büyük. Ya da şeylerden de olabilir o kartlardan. Bayağı iri yumurtalar var ve yanlarında bir tane horoz yumurtası. Yani kümesimde bu ara sıkça horoz yumurtaları toplamaya başladık. İnanılmazdır ama gerçekten bence güzel yumurtalar. Bunları kırıp içerisine de her zaman bakmak isterim, bakarım. Belki de olgunlaşmıştır. Horoz yumurtası da olmaya da bilir. Bir ispenç yumurtası da olabilir. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Burada başka yumurta kalmadı. Kapağı kapatıyoruz. Şuraya bir bakalım. Oy maşallah. Burada da yine yumurtalar var. Ben yumurta aldıkça millet heveslenir mi bilmiyorum. Heveslenir misiniz arkadaşlar? Gerçekten maşallah güzel bereketli bir yumurta verimimiz olmuş. Yumurtaları saydıysanız aşağı yorumlarınızı atın. Başka yerde de kümeste herhalde yumurta yok diye biliyorum. Dışarı bir çıkalım ama. Çocuklar başka yere yumurta salıyor musunuz? Benim bilmediğim bir yer var mı? Şimdi dışarıda mesela çok fazla yer var. Dışarıya şüpheleniyoruz. Ama oturup da bir gün takip etmek lazım tavukları. Nerelere girip çıktıklarını. Çünkü hayvanlar sabah 8-9 gibi dışarı çıkıyorlar. Akşama dek dışarıdalar arkadaşlar. Yayılıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, yemleniyorlar yani sonuç olarak da. Keyifleri yerinde. Ama bu keyiflerine bir şey yapmak lazım. Müdahil olmak lazım. O yüzden hayvanları dışarıda incelemek gerek arkadaş. Nereye giriyorlar, nereden çıkıyorlar? Bakın sessiz konuşuyorum. Çünkü merak ediyorum. Hangi tavuk nereyle ilgili? Mesela bunlar yeni ferikler. Bunlar yumurta yapmaz zannetmiyorum da. İşte dipte köşede çok fazla. Ana! Cücükler var burada. Babam bu cücükler buraya taşımış. Büyükler de burada mı? Daha sonra bakacağız. Burada çok güzel civcivler var. Yumurta toplamak için buralar güzel yerler aslında. Kafadan biçme böyle kalfadan güzel noktalar ama buralarda hiç yumurta yok. İşte böyle bakacaksınız. Çünkü giden çıkan tavuk sayısını bilmiyoruz. Şu köşelere falan giriyorlar bazen. Mesela şu kasalarını buralardan şüpheleniyorum. Açık konuşayım bakın orada bir tane tünel var. Bir bakın siz de şüpheleneceksiniz eminim. Bu kasaların içerisinde veya da şu borunun içerisinde bir tavuğun gidip yumurta salma ihtimali var mı? Onu da aşağı yorum düşün. Bu dipten şüpheleniyorum çünkü sürekli dışarıdalar. Ve yumurta verim aslında çok iyi. Biraz eksik geliyor bana yani. Dersin bir tık az salıyorlar gibime geliyor. Şuradan şüpheleniyoruz. Ama burada bir delik var tamam. Pony buradan delik açmış. Tavukla böyle kuytiyeleri sever böyle girmiş olabilir. Bunların hepsine şimdi bakmak istemiyorum. Birlikte bakacağız. Buraya giremezler. Burayı kapattık ya. Zannetmiyorum buraya salacaklarını da. Arada başka da nere var ki? Başka yer yok. Arkadaşlar şimdi bu videomda bakmayacağım. Uzatırız boşuna. Biz sizlerle başka bir videomuzda inşallah bu dediğim yerleri, kuytu yerleri inceleyeceğiz. Gezeceğiz, dolaşacağız. Yumurta yeri arayacağız. Yumurtalarımızı topladık. Tespitimizi yaptık. Güzel kısa bir ajanlık yaptık sizlerle birlikte. Keşif yaptık bütün sürü içerisinde. Bu yumurtalar nerede diye. Şimdi bu yumurtaların artık sırrını da birlikte çözeceğiz muhtemelen. O yüzden
aşağı güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve bir sonraki sırlarla dolu videomuzda inşallah görüşmek dileğiyle. Harikalar diyarında olun, bizimle olun, mutlu olun. Hoşça kalın, bye bye. Sizi çok çok severim. Aşağıya bir yorum düştünüz, bir de like attınız bilirim. Kendinize mekken bakın. Hoşça kalın, bye bye.